ETV Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3 yıllık kullanım hakkı Spilaş'a ait olan billboard ve raketlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Valiliğin aldığı son karar ve daha önce yapılan ihale doğrultusunda ilgili reklam panolarının Büyükşehir Belediyesi'ne ait Spilaş şirketinin uhdesinde olduğunu belirterek Yunus Emre ve Şehzadeler Belediyeleri tarafından yapılan son açıklamalar gösteriyor ki valiliğin aldığı kararı tanımıyorlar dedi. Gönderiyorlar. Yani valiliğin bu yazısı geçerli değildir. Biz tanımıyoruz diyorlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, billboardlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada valilik devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunun son aldığı kararla billboard ve raketlerin kullanım hakkının 3 yıllığına Spilaş'a geçtiğini bir kez daha tekrarladı. Manisa'daki tüm billboard ve raketlerin kullanımına ilgili bu ihale yine Büyükşehir Belediyesi'nin %100 sermayeli Spilaş AŞ firması 3 yıllığına bu ihaleyi aldı. Yani daha kiracının yeri bize teslimini yapmadan önceki süreçte bu ihaleyi biz önümüzdeki sürede bir kamuya zarar oluşturmamak üzere ihale yapmıştık. Ancak geçtiğimiz hafta bu valiliğin almış olduğu paylaşım komisyonunun paylaşımının üzerine biz bir savunma gönderdik. Yani bir görüş istedik. Başkan Ergün, yapılan girişimin ardından valilik devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunun yeniden toplandığını ve alınan kararı kendilerine bildirdiğini ifade etti. Valilik bize geçen cuma itibariyle bir yazı gönderdi. Yani paylaştırma komisyonunun almış olduğu ek karara istinaden yeni bir kararı bize bildirdi. Mevcut yapılmış olan ihale kapsamında Spil AŞ 3 yıllığına ihaleyle bu yerleri aldığı için 3 yıl geçerlidir. Ancak o ilçe belediyelerine ait olan caddelerdeki billboard ve raketlerin kira bedellerini Spil AŞ ilçe belediyelerine kira bedellerini ödeyecektir diyor. Böyle bir karar geldi. Ergün, valiliğin aldığı bu karara rağmen ilçe belediyelerinin bu kararı tanımadığını belirtti. Valilik kararını tanımadıklarını belirten çok açık, net bir şekilde bir yazı var. Bize bunu gönderiyorlar, valiliğe gönderiyorlar. Yani valiliğin bu yazısı geçerli değildir, biz tanımıyoruz diyorlar. Valiliğin kararını tanımayan bir ilçe belediyeleri varsa, hukuki süreç hakları ise mahkeme kapısı oradadır. Mahkemeye giderler, haklarını oradan alırlar, karşımıza gelirler. Sonuç itibariyle artık... Sevgili seyirciler, Yarasanlar Otoparkı'nın açılışı bugün gerçekleşti. Bu haberi haber bültenimizin hemen ardından Haber Özel'de tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Şu an telefon attığımızda bu programı, bu açılışı takip eden ETV program sorumlumuz Nurgül Yılmaz telefon attığımızda bize bu açılışla ilgili tüm detaylı bilgileri bizlerle paylaşacak. Evet Nurgül, bugün otopark, Yarasanlar Otoparkı'nın açılışında sen de oradaydın. Oradaki izlenimlerini, oradaki atmosferi bizlerle paylaşır mısın? Neler söyleyeceksin? Söz sende. İyi akşamlar Cale aşkım. Manisa Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz ki şehrin kilitlenen trafiğini ve otopark sorunu çözebilmek için yeni otoparklar açmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Manisa'da trafik sorunu oldukça fazla. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 520 bin lira bedelle yenilenen Yarasanlar Camii Otoparkı'nın açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Otopark A'dan Z'ye yaklaşık 5 ay gibi bir sürede tamamlandı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcıları Fuat Uzun, Yılmaz Gençoğlu, Maske Genel Müdürü Yakup Koç, daire başkanları, CHP İl Başkanı Tanju Balatlı, Şehzadeler İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Yunus Emre İlçe Başkanı Onur Baylan ve çok sayıda davetli katıldı Cale Taşkın. Otopark yenilenmesiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Yani teknik özellikleriyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum sevgili Manisalara. Açılışa yapılan Yarasanlar Camii Otoparkı'nın 21 Mayıs 2015'te 462.414 lira bedelli ihalesi yapılmıştı. 22 Haziran 2015'te de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştı. 4.440 metrekare alanda eski ve bozuk olan zemin düzeltilerek üzerine epoksi zemin kaplaması yapıldı. Ardından 150 araç kapasiteli bu otoparkın tüm duvarları boyandı. Araç park yerleri sarı boyayla belirlendi.
Otoparkın araç giriş ve çıkış kapıları boyandı. 8 adet jet fan ve egzoz şaftı montajı yapıldı. Yine bu yenileme çalışmaları içerisinde. Yangın tesisatı borulamaları, mevcut yangın pompalarının bakımı, yangın panosunun devreye alınması ve onarımı, yangın dolabı ve sprinkler bağlandı yine bu yenileme çalışmaları kapsamında. Deniz su ve pis su hatları yenilendi. Giriş ve çıkış olmak üzere 2 adet parlayıcı bıçakla damgaç tip pompa kullanıldı. Mevcutta bulunan armatürler de yenilendi Jale Taşkın. Tam 162 adet armatür ile daha aydınlık bir ortam sağlandı otopark içerisinde. Bu sayede artık Yarasanlar Otoparkı tam kapasiteyle kullanılabilecek hale getirildi Jale Taşkın. Ayrıca otoparkta kamera sistemi kurularak 9 ayrı noktadan araç giriş çıkış kontrolleri için güvenlik sistemi sağlandı. Acil durum anında 15 ayrı noktadan kaçış yönlerini gösteren armatürler de sisteme dahil edildi. Töreni anlatacak olursam Jale Taşkın konuşmaların ardından yenilen yüzüyle Yarasanlar Camii Otoparkı'nın açılış kurdelesi okunan dualar eşliğinde Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve katılımcılar tarafından kesildi. Ardından da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün davetlileri otoparkı bizzat kendisi gezdirdi. Ekranda görüntülerini de görüyorsunuz. Bu görüntüler sevgili seyirciler, Yarasanlar Otoparkı'nın açılış töreni ana haber bülteninin hemen ardından yayına girecek olan haber özel programında ekranlarınıza getirilecek. Ben konuşmamı tamamlamadan önce Büyükşehir Belediyesi'nin otopark konusunda yaptığı diğer çalışmalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ilçelerde de otopark açılışları ve çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre önce uzun prosedür süreçlerini atlatılarak 435 araçlık Bülent Koşmaz Otoparkı Manisa'ya kazandırılmıştı ve şu an kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı altındaki otoparkın düzenlemesini yaparak tam kapasiteyle kullanılmasını sağladı. O da şu an devrede. Ayrıca Verem Savaş dispanseri yanında 560 araç kapasiteyle Türkiye'nin en büyük otoparkının temelini attı Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Turgutlu'da 150 araçlık otoparkı bulunan kapalı pazar yeri projesini bitirmek üzere. Diğer ilçelere biz bir göz atacak olursak, onlar hakkında da bilgi verecek olursam, Gördes'te, Demirci'de, Selendi'de, Sarıgöl'de, Köprübaşı'nda bu tür meydan otopark projeleri devam ediyor. Bunlarla ilgili prosedürler, süreçleri devam ediyor ayrıca. Ali Rıza Çevik İlk Öğretim Okulu'nda yeni derslik ve yeraltı otoparkı projesi de Milletin Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Büyükşehir Belediyesi bu projede onaylanırsa hızla bir çalışma başlatıp Manisa'nın otopark sorununa kökten bir çözüm getirmeyi hedefliyor Jale Taşkın. Ali Rıza Çevik İlk Öğretim Okulu altında yapılacak olan otoparkla ilgili zaten haber özel programında pazartesi günü Sayın Cengiz Ergün'le yaptığımız özel röportajı ekranlarınıza getireceğiz. Bugünkü açılıştan anlatacaklarım bu kadar Jale Taşkın, ama yeniden hatırlatmak istiyorum. Yarasanlar Otoparkı'nın açılış töreni ana haber bülteninin hemen ardından yayına girecek olan haber özel programında evet, ekrana gelecek. Evet. Aktardığım bilgiler için çok teşekkürler Nurgül. Nurgül Yılmaz'ın sunumuyla haber bültenimizin hemen ardından haber özelde bu haberi detaylarıyla izleyicilerle buluşturuyoruz. Lütfen bu haberi de buradan takip edebilirsiniz. İnsani Yardım Vakfı Manisa Uş Kubesi'nin organize ettiği sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Suriye için yardım kampanyasına toplanan 500 çuvalın dualarla kilise gönderildi. Bu haberi ekranlara getiriyoruz. Biliyorsunuz bununla ilgili dün de İHA Manisa temsilcisi Haber Özel'de bizlerin konuğu olmuştu. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri bizlerle paylaşmıştı. Bugünse tırlarımız yola çıktı. Haberi izleyelim. Manisa İHA tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 500 çuval un, Manisa Valiliği önünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde kilise uğurlandı. Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen yardım tırını uğurlama törenine Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İHA Manisa Başkanı Necmettin Okumuş, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu, Genç Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Kenan Tokgöz, İHA, Memur Sen, İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD, Ensar Vakfı ve MİSTER temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
yardım tırının uğurlanması öncesi bir açıklama yapan İHA Manisa Başkanı Necmettin Okumuş şöyle konuştu. İnsanı üstün tutan, Müslümanları kardeş sayan, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir düsturunu benimseyen bir inancın mensupları olarak bizler dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Okumuş, 500 çuval undan oluşan yardım tırının kilise gitmek üzere yola çıktığını kaydetti. Bu ikinci tırımızı istedik ki Manisa'dan, Manisa'nın yardımını Manisa'dan gönderelim ve hayırseverlerimiz yapmış oldukları yardımla beraber, dualarla beraber göndersinler istedik. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise Suriye'de zulmeden başta Rusya olmak üzere tüm yabancı devletleri kınadıklarını belirtti. Orada zulüm yapanları kınıyoruz. Bütün yabancı devletleri, Rusya başta olmak üzere hepsini kınıyoruz. Masum insanları katledenleri kınıyoruz. Terör örgütlerini kınıyoruz. Türkiye büyük devlet, milletimiz büyük millet. Bütün varıyla, yoğuyla mazlumların yanında olacak. Yapılan konuşmaların ardından Hatuniye Camisi İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından yapılan dua eşliğinde 500 çuval undan oluşan yardım tırı kilise doğru yola çıktı. Sevgili seyirciler, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette iş adamı Zorlu Başkan Çerçi'ye Vestel'in kendi üretimi olan ve birçok özelliğe sahip telefon hediye etti. Manisa'nın simgesi aynı zamanda da Osmanlı'nın... Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel CEO'su Turan Erdoğan'la birlikte Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi makamında ziyaret etti. Ziyarette Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak, Şule Uygur ve Kılıç Kaya da hazır bulundu. Yunus Emre sınırlarımız içerisinde. Çok büyük bir... Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yaptığı açıklamada Manisa'nın sanayi merkezi haline geldiğini belirtti. Önceden tarım ülkesiyken bugün için artık dünyanın Türkiye'nin sayılı bir sanayi merkezi haline geldi. Ve Türkiye'nin ilk 4. ihracatçısı Manisa'dır. Ki bunu tek başına da Vestel yürütüyor. Bu da gurur duyacak. Bu da Manisalılar için de çok büyük bir kazançtı. Biz diyoruz ki bu hizmetimize devam edeceğiz. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Biz de çok ziyaretiyle memnun olduk. Biliyorsunuz Vestel en büyük tesisleri, Vestel'in en büyük tesisleri, elektronik, beyaz eşya ve diğer tesisleri Yunus Emre sınırlarımız içerisinde. Çok büyük bir tesis, büyük bir değer Manisa için Yunus Emre adına. Türkiye'de. Ziyarette Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'ye kendisinin de kullandığı telefonu hediye ederken, Başkan Çerçi ise iş adamı Ahmet Nazif Zorlu ve Vestel CEO'su Turan Erdoğan'a tablo hediye etti. Yani akıllı telefonda ne varsa bundan fazlası var. Evet. Bunu dünyaya satacağız inşallah. Evet. Lale, biz biliyorsunuz. Evet. Manisa'nın simgesi aynı zamanda da Osmanlı'nın... Şehzadeler Belediyesi Akpınar Mahallesi çok amaçlı salon ve kurs binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi'nde çok amaçlı salon ve kurs binasının kaba inşaatının bitme aşamasında olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz ay temeli atılan Akpınar Mahallesi çok amaçlı salon ve kurs binası inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bilindiği gibi geçtiğimiz ay milletvekilimiz Uğur Aydemir ve vatandaşlarımızın katılımıyla Akpınar Mahallesi çok amaçlı salon ve kurs binasının temelini atmıştık. Aradan geçen 1,5 aylık süreç içerisinde 2 katlı olacak olan binamızın kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kaba inşaat çalışmalarının hemen ardından ince işçilik ve iç tefrişat çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlayacak.
Nasip olursa 2 ay sonra binamızı tamamlamış ve inşallah hizmete sunmuş olacağız. Binamızın tümünü tamamladıktan sonra bu bölgede oturan vatandaşlarımız bu binamızdan istifade edebilecekler. Cenazesi olan vatandaşlarımız taziyelerini veya özel etkinliklerini bu salonumuzda yapabilecekler. Binamızın üst katı da çeşitli kurslarla vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak dedi. İlişkin belgesel filmlerin izlenmesi... Sevgili seyirciler, Manisa'da acemi eğitimi gören erler 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Manisa'daki 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yemin töreni düzenledi. Acemi eğitimlerini alan 3978-1995/4 tertip ve 216-361. Kısa dönem olmak üzere 4194 Mehmetçik için düzenlenen yemin törenine Tugay Komutanı Yavuz Ekrem Arslan, gaziler ve aileleri katıldı. Tugay Komutanı Yavuz Ekrem Arslan, "Bu yeminle siz sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerinize itaat edeceğinize, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu yeminin teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır. Komutanınız olarak sizin yeminlerinize bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına gönülden inanıyorum," dedi. Sevgili seyirciler, Manisa'da yaşayan vatandaşlar ev kiralarının çok yüksek olduğunu ve artık yaşanılmayacak bir hal aldığını belirtti. Konuya açıklık getiren Manisa Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Bunun yegane sorumlusu siyasetçiler ve imardır," dedi. İmar, bu imar çözülmediği müddetçe Manisa'da kiralık ev sıkıntısı da çekilir, kiraların yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Son zamanlarda yüksek kira konusuyla gündemden düşmeyen Manisa'da bu sıkıntı bitmek tükenmek bilmedi. Manisa'da ev alım ve satım işlerinin durmasının yanı sıra kirada oturmak bile neredeyse imkansız hale geldi. Yüksek ev kiraları kimi zaman vatandaşların sitem etmesine neden olurken kimi zaman da sanal aleme dahi konu oldu. Yüksek kiralardan doğan sıkıntıların yegane sorumlusunun siyasetçiler olduğunu söyleyen Manisa Emlakçılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, Manisa'daki imar sorununun bir an önce halledilmesi gerektiğini vurguladı. Bu imar çözülmediği müddetçe Manisa'da kiralık ev sıkıntısı da çekilir, kiraların yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun yegane sorumlusu siyasilerdir. Siyasiler bir an önce anlaşmaları gerekir, oturup konuşmaları gerekir. Bu imar revize uygulamasını, Manisa'da imarı mutlaka ki çözmeleri gerekir. Yıllardır aynı sıkıntılarla yüz yüze yaşadıklarını ve her defasında uyarıda bulunduklarını belirten Başkan Akyüz, Manisa'da konut kiraları ve satışlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Eğer doğruysa niye yapmıyoruz? Yanlışsa oturalım, konuşalım, doğru yolunu bulalım, bu işi çözelim. Yani bunun kısaca özü şu: imar. Ne bileyim, emekli ücretlerinden, memur ücretlerinden bu kiralar ödenmesi mümkün değil. Bugün Manisa'da bu kiralar aldı başını gidiyor. Buna en kısa zamanda çare olacak tek ilaç imardır. Bunun için siyasilerin bir olup, beraber olup, tek yumruk olup çalışmasını istiyoruz. Akyüz, yüksek kira sorununun emlakçılardan kaynaklanmadığını savundu. Emlakçılar bu kiraları yükseltmiyor. Kira mal sahipleri tabii ki arz talep üzerine mal sahipleri evini ucuz kiraya vermiyor.
Zaten kiralık ev sıkıntısı da var. Hem yüksek hem kiralık ev sıkıntısı var. Zaten kira artışları devletin belirlemiş olduğu yıllık enflasyon bazında, yani tefettür üzerinden artışı olduğu için, bunu yapmak zorunda oldukları için, artışlar da küçük olduğu için malını kiraya vereceği zaman yüksek tutmak zorunda olduğunu söylüyor. Yani istediği kadar biz müdahale etsek de burada mal sahiplerinin yine dediği oluyor. Ama burada da fazla da eğer mal sahibini eğer itiraz söz konusu olursa evi de bırakıyor, başkasına veriyor. Ama esnafımız zaten biliyorsunuz sıkışık pozisyonda para kazanması gerekiyor. Hayatını idame ettirmesi gerekiyor, sürdürmesi gerekiyor. Dolayısıyla elindeki gelmiş fırsatı da değerlendirmek istiyor, kaçırmak istemiyor. Ama ne kadar emlakçı söylerse söylesin yine mal sahibi bildiğini okuyor diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Bahattin Akyüz, Manisa'daki ev fiyatlarının ve kiralarının bu kadar yüksek olmasının sebebi imar, imar, imar dedi. Biz de bekliyoruz ki bu konuda sorumluların bir an önce buna çözüm bularak Manisa'daki fiyatların, ev fiyatlarının daha makul hale gelmesini temenni ediyoruz. Evet, sıradaki haberimizde devam ediyoruz sevgili izleyenler. Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 ev kül oldu. Demirci ilçesi Sayık mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Talat Yıldırım, İsmail Kahraman ve Abdurrahman Kahraman'a ait evlere sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği'ne ait 3 itfaiye arazözü yangına müdahale ederek kıvılcımların diğer evlere sıçramasını önledi. Yangın sonucu Talat Yıldırım, İsmail Kahraman ve Abdurrahman Kahraman'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Sayık mahallesinde incelemelerde bulunan Demirci Kaymakamı Atilla Kantay yetkililerden bilgi aldı. Evleri yanan ailelerle görüşen Kaymakam Atilla Kantay geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sevgili seyirciler, 2015-2016 eğitim öğretim sezonunda kapılarını öğrencilere açan Amerikan Kültür Koleji geçen 2 aylık sürede sadece akademik eğitim konusunda değil, sosyal faaliyetler konusunda da hızlı yol kat ediyor. Kolej öğrencileri ve öğretmenleri senaryosunu kendi yazdıkları ve kendi yaptıkları çekimlerle Kenan Doğulu'nun Ne Yaparsan Aşk ile Yap şarkısını klip çekti. İki ay önce Manisa'da eğitim öğretim hayatına başlayan Amerikan Kültür Koleji ortaya çıkardığı sosyal faaliyetlerle de adından sıkça söz ettiriyor. Amerikan Kültür Koleji'de öğrenciler öğretmenleri eşliğinde bir senaryo yazarak Kenan Doğulu'nun popüler şarkısı Aşk ile Yap'a klip çekti. Balığa denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, yağ üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı
Adil yılanı deliğinden çıkartır. E bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, yağ üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Evet sevgili izleyenler, bu güzel klibin ardından kısa bir aramız var. Bültenimiz devam edecek. Pascal, bu muhabir nasıl bir şey abi? Hani halanın keze sözlenirken Allah'a mesut etsin, makas kesmiyor şakası yaparsın ya. Abi makas kesmiyor ya. Öyle muzip, öyle masum bir lezzet. Tolku'dan enfes çikolatalı gofret. No bir, adı tadı bir. Menekşe, kilo ile et pişirmenin farklı tatlarını, lezzetlerini, eşsiz sunumuyla, en güzel hizmetiyle Manisa'nın bir lezzet markası olmaya devam ediyor. Menekşe, kendi özel çiftliğinde doğal besicilik yöntemiyle sofralarınıza farklı menüleri en doğal bir şekilde getiriyor. Etin zengin menü çeşidiyle, nezih ortamıyla Menekşe'de ailenizle, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla unutamayacağınız yemek ziyafetini yaşayabilirsiniz. Ayrıca çarşı paket servisimiz de var. Etin lezzet durağı olan Menekşe, damak zevki olan herkesi mekanına bekliyor. Adres: Peker Mahallesi, Hakkı İplikçi Caddesi, 42 Taksim A, 236-222-22-00. Şehzadeler Belediyesi, ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. Hoş geldin bebek projesiyle, Şehzadeler'de dünyaya gelen bebek ve aileleri ziyaret edilerek bebek çantası, bebeğin gelişimiyle ilgili ve aileleri bilinçlendirici kitaplar hediye ediliyor. Şehzadelerde yaşayan herkesin büyük bir aileye dönüştürülmesine katkı sağlanıyor. Şehzadeler Belediyesi. Şehzadeler emin ellerde. Pascal, bu ne haber, nasıl bir şey abi? Sevdiğin takım gol attığında bir anlık heyecanla hiç tanımadığın adama gol diye sarılırsın ya. Öyle işten, öyle samimi bir lezzet. Tolku'dan enfes çikolatalı gofret. No bir, adı tadı bir. Bültenimize devam ediyoruz. Ekonomideki son gelişmelere göz atalım sevgili seyirciler. Dolar, euro, altın ve üzüm piyasasındaki son durum ekranlara gelecek. 27 Kasım 2015 tarihli dolar, euro, altın fiyatları şöyle. Dolar 2,92, 2,919. Euro 3,88, 3,99. Altın 99,603, 100,684. 27-11-2015 tarihli pamuk ve üzüm fiyatları. Çiğitli pamuk 1,80, çekirdeksiz kuru üzüm en az 4,90, en çok 5,5 lira.
Sevgili seyirciler, bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Ligde geride kalan 12 haftada topladığı 22 puanla 5. sırada yer alan Akhisar Belediyespor istikrarlı çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Akhisar Belediyespor Süper Lig'in 13. haftasında lider Beşiktaş'ın konuğu olacak. Bu maçın hazırlıklarını tam kadro Yılmaz Atabur tesislerinde sürdüren Manisa temsilcisi günü taktik idman yaparak tamamladı. Süper Lig'de Ege bölgesinin tek temsilcisi olarak 4. sezonuna fırtına gibi başlayan Yeşil Siyahlılar, Beşiktaş'la yaptığı 6 karşılaşmada evinde mağlup olmazken deplasmanda ise hiç kazanamadı. Beşiktaş'ın 3, Akhisar Belediyespor'un ise 1 galibiyeti bulunurken 2 kez de taraftarlar yenişemedi. Ev sahibi ekip Beşiktaş, Akhisar Kalesi'ne 14 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. İki takım arasındaki en son maç Manisa 19 Mayıs stadında 1-1'lik eşitlikle son bulmuştu. Trabzon bölgesi FIFA kokartlı hakem Barış Şimşek'in yöneteceği karşılaşmada Akhisar cephesi Beşiktaş karşılaşmasında sürpriz yaparak 3 puan almayı ve Beşiktaş deplasmanında ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Teknik direktör Cihat Arslan ise Beşiktaş'ın futbolundan övgü dolu sözlerle bahsederken Yeşil Siyahlıların da inatçı bir takım olduğunu ve Beşiktaş'a deplasmanda sorun yaşatacaklarını kaydetti. Lige iyi bir başlangıç yaparak 12 haftada 22 puan topladıklarını kaydeden Akhisar Belediyespor basın sözcüsü İbrahim Evren Acar da yönetim olarak takıma tam güveni olduklarını, Beşiktaş maçının zevkli bir futbola sahne olacağını iddia etti. Yeşil Siyahlılar yarın yapacağı sabah idmanının ardından saat 15 uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket edecek ve burada Diva Otel'de maç saatini bekleyecek. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta gözler yarın Manisa'da olacak. Lider Manisa Spor ile üst sıraları hedefleyen Aydın Spor 1923-19 Mayıs stadında kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmayı ETV'den de canlı olarak izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Hakem Emre Malok'un düdük çalacağı zorlu randevu saat 13.30'da ETV'de canlı yayınlanacak. Ev sahibi Manisa Spor'da cezalı olan Savaş takımdaki yerini alamayacak. Aydın temsilcisinde ise sakatlığı devam eden golcü Serdar takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Ağrıları bulunan kaleci Evren'in ise durumu maç saatinde netleşecek. Manisa Spor ve Aydın Spor 1923'lü futbol severler karşılaşmayı 6 lira karşılığında izleyebilecek. 28 puanla zirvede bulunan Manisa Spor'da teknik direktör Taner Taşkın, en yakın takipçileri Ankara Gücü'nün 5 puan önünde yer aldıklarını hatırlatarak, taraftarımızdan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacağız dedi. 2-3 günlük bir antrenmanla Karşıyaka maçlarının Manisa için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan para cezasına çarptırıldı. Haberimizi izliyoruz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26-11-2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar, Manisa Spor Kulübü'nün 22-11-2015 tarihinde oynanan Ankara Gücü Manisa Spor Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2100 lira para cezasıyla cezalandırılmasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 22-11-2015 tarihinde oynanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş Belediyespor, Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1100 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Thank you.
Haber durumunu da sizlerle paylaştıktan sonra haber bültenimiz burada sona eriyor. Fakat haber bültenimizin hemen ardından Haber Özel'de Nurgül Yılmaz'ın sunumuyla bugün Manisa'da Yarasanlar Otoparkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Bu haberi de sizlerle paylaşacağız. Lütfen bizlerle kalın, hoşçakalın.